Herkese yepyeni bir günden merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim. Ben neredeyim? Türkiye'ye geldim, İstanbul'dayım. Biz İstanbul'a geleli bugün 3. günümüz. Ama ben gerçekten ancak video çekmeye başlayabildim. Böyle bir iki gün zaten yorgunluktu, bilmem neydi. Ve ablamın hep butik için toptancılarla falan işlerimiz vardı derken hiçbir şey çekmedim ben. Şimdi bugün günlerden pazar. Biz cuma geldik. Aynen, bugün günlerden pazar. Şimdi kahve yapıyorum kendime ve ablama. İçeride oturup kahvemizi içeceğiz. Kahve yaparken de sizlere bir açılış yapayım dedim. Bakalım bugün planımız ne olur, neler yaparız, hiçbir fikrim yok. Sadece Bilgin abinin kız kardeşi gelecek, Dilek abla. Bizim Dilek ablamızın görümcesi, onun adı da Dilek. O gelecek bugün köyden. Yani Yenice'den, köyden de değil, pardon. İşte hep birlikte kahvaltı falan yaparız dedik. Sonra bir dayımlara uğrayacağız. Belki teyzemi falan da uğrarız, hiçbir fikrim yok. Ondan sonra bakalım artık gün içerisinde neler yapacağız, nerelere gideceğiz. Sizlere yavaş yavaş çekmeye başlayacağım. Sizler nasılsınız bu arada? İyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Aynen bu şekilde. Hadi bakalım, kahve suyumuz kaynadı. Kahvemizi yapalım. Arkadaşlar, Dilek abla gel. Ay, şunu kapatamaz. Dilek abla gel, görümcesini almaya gittiler. Uçağa inmiş hatta. Şöyle hemen kahvaltı hazırlığına giriştik. Çay suyunu koydum, yumurtayı koydum ocağa. Patates kızartıyorum. Airfryer'a da biber attım. Biber kızartıyorum. Dilek abla gelince mıhlama yapacak. Ablam da şu an şeyleri yapıyor, kahvaltılıkları hazırlıyor. Şu patatesleri bir çıkarabileyim. Göstereceğim ama çıkaramadım. Şu şekilde. O da böyle kahvaltılıkları hazırlıyor. Tabakları şey yaptık. Çayı da şimdi demleyeceğiz. Böyle bakalım, kahvaltı giriş, yani hazırlığına başladık.
Evet arkadaşlar, biz yemek hazırlığına giriştik. Yani ben girişmedim de bugünkü bu menü ablamdan. Ablamın tavuk. Tavuk muydu bu kız? Tavada tavuk böyle kızartmasını çok seviyorlar. Eşe. Ben de biri geldi. Biri getirden bir şey sipariş ediyoruz da. Ablam işte tavuğunu yapıyor arkadaşlar. Dilek ablanın da meşhur pilavı. Ben pilavını çok severim onun. O da şimdi pilav atıyor. Ben de salatayı halledeceğim. Öyle bakalım. En son yemek pişince sizlere şöyle bir masayı çekeriz. Zor şartlar içinde pilav Mahallede düğün var, düğün. Tebrikler! Tebrikler! Çocuklara bak, ne güzel kesiyor. Bak, sizi bir düğüne çekiyoruz. Şanslı kişiler.
Tabii seninki daha şey. Sen tık döndürü veriyorum, ben elimle çekiyorum. Her neyse, hadi biz mutfağa devam. Ve kafam ağrımış şeyden. Ablam tavuğunu pişirdi. Dün Dilek mısır abla çorbası. Bize böyle mısır çorbası yapmış. Göce çorbası, öyle de denir. Pilavımız burada. Demin almak üzere salatamızı da yapmıştık. Şimdi tuzunu falan ilave edecek Dilek abla. Ben de hemen karıştırıverdim. Ben o zaman koyayım şimdi. Aynen. Sen koy bakalım. Nar ekşisi attık. Sumak atıyoruz. Bir de limon. Zeytinyağı, yani sıvı yağ. Biraz da. Sen artık karıştırmasın. Ya. Yağını da koyacağız değil mi? Hangisi? İkisi de yağ galiba. Dur aşkım. O zeytinyağı. O zeytinyağı. Hı. Bundan mı koyuyorum? Bundan mı koyuyorum? Bundan koy. Aynen. Tamam. Yardım sen dur de. Ben biraz. Koy. As. Tamam. Heh, tamam. Tamam. Haydi bakalım. Biraz yağ. Tamam, bu hazırdır. Tamam. Söğüş. Bizde bu da söğüş derler. Değil mi? Söğüş salatası. Çoban salatası. Çoban şey salatası. Salatası. Ne diyeyim? Söğüş. Her diyoruz şey biz. Işte, aynen. Geçtim, ben ne yapacaktım ya Özge? Bilmiyorum ki abla. Ne yapıyoruz? Gençlik. Atalım içine. Atalım. Sumak şuydu galiba. Aynen. Sumak da güzel oluyor çünkü içinde. Sumak da güzel oluyor. Severiz. Annem de koyuyor hep. Az sonra aldıklarımı göstereyim arkadaşlar. Yiyecek. Benim meşhur dondurularak kurutulmuş meyvelerim. Arkadaşlar sizlere dün açılışımızı yapmıştık. Daha sonra yemeklerimizi falan çektik. Dün bütün gün evdeydik. Hiçbir yere gitmedik. O yüzden fazla bir şey çekmedim. Yemekleri şöyle yaparken çektik. Daha sonra şimdi edit yaparken baktım ki kapanış çekmemişim. Benim meşhur sorunum. Her neyse, şimdi biz hazırlandık. Ertesi günden başka bir planlarımız var.
Oraya geçeceğiz. O yüzden çıkmadan da evden sizlere şöyle bir kapanış çekeyim dedim. İnşallah bu vlogumu beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Yeni bir vlogda görüşmek üzere.